Bağırarak yeri görüyor musun? Ne? Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla selamünaleyküm diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Havalar yeşillendi. Fındık dalları açmaya başladı. Şimdi buraya şimdi yukarıdan aşağı doğru gelmeye başladım arkadaşlar. Üst üste gelen taşları da size göstereyim. Bir de şurada bir yığımı var. Orayı da size göstereyim de. Buralarda alan taramaları tutacağım. Ona göre bakalım bizi nerelere getirecek alan tarama. Hem de buraya bayağı bir zaman oldu gelmeyeli. Bu arada geçmiş bayramınızı herkesin kutluyorum. İnşallah nice bayramlara diyoruz. Şimdi bayağı uzun zaman oldu. Ramazan boyunca buraya çok gelmedim. Zaten şeyden de bellidir. Baksana. Ben buralara geldiğimde kış. Yani böyle yağmur, çamur. Bak. Şuraya baksana. Kuşlar konuşuyor kendi kendine. Şimdi arkadaşlar, işaretlerden ve gözlemcilikten bahsetmek istiyorum biraz. Burayı kazı duydum. İşaretler arkadaşlar, böyle bazı yerlere gittiğiniz zaman gözleriniz atmaca gibi olsun. Niye gözleriniz atmaca gibi olsun? Çünkü senin baktığın ve gördüğün yerler çok önemli. İşaret saklayan yerler. İşaretlerin olduğu yerler. Yani bunlar senin için önemli aslında, benim için değil. Ben zaten ararım ararım buluyorum. Ha bak, geldiğim yere bak. Bak, tersten inmeye başladım. Bağırarak yeri görüyor musun? Şuradan inecektim. Şuranın altına, şu düzlüğü gösterecektim size orada. Düzlüğü gösteremeden şuraya geldim. Şu tarafta bir yer var burada. Ama şu alt tarafta güzel bir şey var. Baksana abi, polenler nasıl uçarlar. Bak. Oraya. Şöyle içten aşağı doğru ineyim oraya da. Düşmeden. Taşlara dikkat etmek lazım. Oynak yerler, biliyor musun? Oynak yerlerde biraz dikkatli olmak lazım. Bakalım, burada bir işaret mi var? Bu ne? Ne bu ya? Domuz. Biz bunu burada baktıydık buraya, evet. En son aşağıda kaldıydık ama bu işaretin olduğu yerde fena değil. Bura nereye getirir? Ne yapar onu da bilmiyorum. Aslında şuradaki düzlüğün üstüne çıkıp da oradan da alabilirim aslında sinyal, bakalım. Oradan bize bir şey gösterir mi sinyal? Şimdi benim niyetim aslında şu tarafı komple alabilmek. Yani bu taraf dediğim yer taşların, büyüklerin olduğu yer. Dur, ben çantamı şuraya indireyim.
Şimdi gelin sizle beraber yüksüz gidelim oraya da. Orayı göstereyim ben size ne yaptık orada. Bakın şimdi burayı kazıdık. Buraları altına girebildik. Bak şuranın altına iş makinesi lazım. Büyük ihtimal yukarıdan aşağı gelir. Çünkü alttan yukarı gelme şansı sıfır. Aşağıda kayalıkları var. O kayalıkların olduğu yerde belki. Bakılabilir yani. Bakılmaya değer gelir. Polenler çok var. Yani bizim aslında gidip de yani daha çok bu taraflardan yani bu şu anda tehlikenin olduğu yerlere bak görüyor musun? Niye aşağıdan yukarı hava geliyor? Ve onu oksitleştiriyor. Oksit. Oksit çok önemli bir şey. Tabi senin anlamda ya da anlamandan ibaret olan şeyler. Şimdi şuraya bir gidip buradan alan taramayı aslında tutmak isterim de. Şimdi şu çantayı falan buraya bırakıp şunu kafaya takayım da. Bana acaba şu tarafa atar mı beni diye düşünüyorum da. Şurada aslında geldiğim zamandan beri şüphelenen bir yer vardı. Şöyle açarak şu aşağı inmek isterim. Ben aşağı inip oradan tutacağım. Neyse çantalar şimdi dursun burada. Sinyal alırsak gelir. Çantaları alırız. Çünkü bura önemli bir bölge. Şu taraf. Şuradan tutalım hadi. Tarafı aldı. Aldı. Şuranın altında bir boşluk gibi bir şey var. Ne oldu? Evet, buraya da şey yaptı. Ulan beni getirdin. Tüh. Takıldı buna. Şurada kapattı. Ağaç var. Kulübenin de arkası. O neydi ya? Uf. Güzel. Bayağı da geldik ha şeyden. Çantadan çok uzaklaştık.
Evet. Oranın zaten altı da boş. Altının sarım lan benim. Şimdi daha buradan serilmeyelim yere de. Oy, buralar ne biçim yerler ya. O buranın altında çok büyük bir boşluk var ya. Bu derenin acaba yolu mu? Yoksa burayı kapattılar mı? Kapatılmış, evet. Burayı kapatmışlar. Burayı kapattılar. Bana nerede? Ağacın hemen yanında sinyali verdi orada. Şuradan bir daha alayım. Tarafa atıyor. Evet. Ne oluyor la? Şuradan bir malzeme alıp gideceğiz işte. Etkili misiniz yani? Demin de aynı attı. Evet, kapatayım. Bak şimdi, bak benim anlatmak istediğim şeyler bunlar. Bak şu, görüyor musunuz? Şu ağacın altından çıkmış bak şuradan. Yani bu demek oluyor ki bu ağacın kökünün yanlarında bir yerde oksitli malzeme var. Bu o demek oluyor. Şimdi bunu buraya sinyali aldığımız yerin nereden aldıydık? Şuradan aldıydık. Şöyle üstüne bırakayım orayı, unutmayalım. Hemen şimdi uçayım. Vişt. Alıp. Bakın ne kadar yol yürüttü bana. Şuradan. Çantaları yukarıda bıraktım. Oraya bu üstüne ineyim. Kayda gitmeyelim ama buradan aşağıda. Üstümüze de. Ben ne gene de. Diken olmaya başladı ha burada. İyi ya burayı. Kışın bitirdim ha. Ya buraya var ya, yazın giremezsin. Buraya insan giremez ki yazın. Allah'tan kışına buranın kışesleri dikeni mikeni kurudu da soğuktan girebildik ha buraya. Ne kadar yer yürüdük. Görüyor musun? Bize yürüttüğü yerleri koluma girdi. Şuraya hemen bir bakayım. Şuraya.
Tarafa doğru boşluk. Canlıdan bakayım bir. Şimdi şuraya doğru gireceğiz. Ah, kolumu bir şey acayip ısırdı. Aşağısı da boşluk. Aşağıdan mı ses geliyor yoksa benim ayaklarımdan mı taş düşüğü de geliyor? Tuhaf tuhaf da sesler var yani. Şurada böyle yuvarlak bir yer olduysa ses de yankı yapıyor olabilir. Ne oluyor lan gene? Bomba mı düşecek? Bir şey yapabilir. Öyle zamanlarda çanta güzel malzemelerinizi alın yanınıza. Her şeyi koyun işte. Orman burası. Bana çok mesela sorarlar. Tek başına gitmeye korkmuyor musun böyle yerlere? Ben vallahi tek başıma daha rahatım böyle yerlerde. Issız orman. Kazıyorum. Acayip güzel mezar kazırım. Bizim kontrolcüler yine başladı. Şimdi şurayı bir kazıyalım. Olduğu gibi bir dışarı alalım bakayım oraya ne gösteriyor buralar. Hadi bismillah. Sanki birileri konuştu lan. Dikkat edelim de ayağımıza gelmesin. Ay senin de. Bu ne lan? Küçük bir demir parçası gibi bir şey. Ama değişik de bir şey. Bunu göstereceğim size. Bunun altında daha sinyal geliyor. Varmış. Ha.
doluyor iç hemen. Oo, bu neydi lan? Bakalım taşlar. Korkuyorum lan, bir şey çıkacak. Elim ısıracak. Saçma sapan triplere girmeye başladık ha. Şurada sinyal aldım şimdi. Şu taşı da alayım da. Rahat. Gideyim olsun. Onu kadar içeri gidiyor burası. Böyle küçük bir yere. Şimdi alacaktı bir kamera. Salacaktım oraya yine. Şöyle sanki bir şeye böyle itsem. Lan. Lan. Şuraya. Şu taş düşerse üstü kapanabilir. Birazını aldım. Su var bende, yıkayacağım bunu. Anasını inanılmaz şeyler çıkmaya başladı buradan. Beyler. İçerisi bura. Bak şöyle gittim mi? Ben size ışıkla göstereceğim ama gösteremiyorum şimdi. Bak şöyle açayım az bir şey. Şuranın içi boş. Bak, geri çıkıyorum. Yükseklik şurası. Aynı şununla beraber kapatılmış. Altından çıkan hazineye beraber tanıklık edelim beyler. Arkadaşlar, baylar, bayanlar bakın. Ben bunları çekebilirsem yakın çekimde yapacağım size. Şuna bakın. Yanımda benim su var. Şimdi yıkayacağım. Normalde böyle şeylere su vurmam. Ya şuna bak. Şu saf gümüş. Görüyorsunuz mu?
Efendim bu neden yapılmış? Böyle. Aynen. Bunlara su vurmayalım. Su bunları bozar. Su bunları da daha çok oksite meydana getirir. Şöyle. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bileklik. Saf gümüş. Bak saf gümüşte oksitin görünmesine bakın arkadaşlar. Bak şimdi. Şu oksittir. Bak saf gümüşte sildiğin zaman anında gider bak. Görüyor musun? Bak şu şekilde oksit tutar bunlar. Görüyorsunuz mu? Gümüş ve altında sadece bu vardır. Diğerleri sadece kararır. Ve eskir. Bak şunun gibi şu mesela bir metalimsi bir şeye benziyor ama değerli olarak gösteriyor onu. Belki dökümü, gümüş karışımı olabilir. Ama üzerindeki Meryem Ana büyük ihtimal. Meryem Ana ile beraber şöyle çıkan hazineyi sizlerle beraber paylaşayım arkadaşlar. İşte. Şu kolyenin şimdi bu gümüş şu kenarlarını arkadaşlar temizleyerek bunlarda büyük ihtimal numaralandırma vardır. Bu numaralandırma sistemini bularak değer optimizasyonu da yapabilirsiniz bunların arasında. Yani benim tahminime göre sadece şu bileklik yani 4-5 bin dolar vardır. Meryem Ana'nın o dönemki yapıldığı büyük ihtimal kilise döneminden kalmadır bunlar. Sadece bunların da yapıldığı dönemler arkadaşlar nereden baksan 1000-2000 dolarlara kadar çıkabiliyor. Daha değerli olan objeler açık arttırmalarda satılır arkadaşlar. Açık arttırmalarda bunlar milyona kadar gidebilirler yani. Onu da buradan söyleyelim. Çünkü zamanında bunlar araştırıldıkları zaman dönemlerinin altında hangi kraliyet dönemleri ve hangi imparatorluk dönemlerinde takılmış ve yapılmış kime anı olarak bırakılmış bunların değerleri yatar ve bunu koluna takan biri eğer kraliyet dönemlerine aitse 3000 dolarlık malzeme 3 milyon dolar da olabilir arkadaşlar. Bunu da size buradan söyleyelim. Böyle malzemeler bulursunuz. Malzemeler çıkarırsınız. Ne işime yarar dersin. Atarsın. Milyonları çöpe atmış olursun. Dikkat edin. Ve bulduğunuz her şeye önem göstererek bunları gizleyip ya da arkadaşlar bunları gidip teslim ederek değerindeki fiyatlarını oralardan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da bu şekilde sizlere söylemiş olalım. Buradan daha bir sinyal almadım. Ama yine burada alan taramayı tutacağım arkadaşlar. Beni büyük ihtimal buranın altına getirecek. Çünkü alt içeri doğru boş. Şu anda tek başıma buradan içeri girmek istemiyorum. Çünkü bir insanın girebileceği kadar bir giriş var buranın altında. Buranın üstü. Bunlar büyük ihtimal müjdeler. Bunları da bu şekilde alarak hazineye ne kadar daha yakın olduğumuzu ve kimin hazinesine gidebildiğimizi gösteriyor bunlar. Büyük ihtimal gideceğimiz hazinelerden bir tanesi kraliyet hazinelerine giden bir yolun yolcusuyuz diyoruz. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çekiliş için sadece yapmanız gereken beni de çekilişe videoların altına yorum olarak yazmanız arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.